hareket ederek öğrenmek. Kulağa biraz çelişkili gelse de artık öğrencilerin öğrenimini kolaylaştırmak için bu metot üzerinde çalışılıyor. Hareket etmek ve iletişime geçmek bir çeşit öğrenim cihazı olarak kullanılıyor. Örneğin bir sınıfı dev bir piyanoya dönüştürerek öğrencilerin sınıfın farklı köşelerinde zıplanması isteniyor. Gelişim uzmanları öğrenme problemi olan çocukların bunu yenebilmesi için teknolojiden daha fazla yararlanıldığını ifade ediyor. Bazı çocuklar hareket ederek daha çabuk öğreniyor. Bazıları da oturup kitap okuyarak öğrenmeyi seviyor. Ama bazı çocukların oturup hareket etmeden durma sorunları var. Vücutlarını kullanarak daha iyi öğreniyor ve bu şekilde öğrendikleri şeyler zihinlerinde daha kalıcı oluyor. Teknoloji teması Londra'da yapılan badge sergisi ana afişinde ön plana çıkartıldı. Müdür, öğretmen ve öğrenciler teknolojinin sınıfta nasıl kullanılacağı konusunda fikir alışverişinde bulundu. Bilgisayar çocukların boş vakitlerinde ellerinden düşürmediği bir cihaz. Peki bu alışkanlıkları onlara öğrenimlerinde yardımcı olabilecek mi? Çarpan etkisi gibi olabiliyor. Eğer isterseniz sınıftaki gençler için gerçek ve somut hale getirmek amacıyla hızı artırabiliyoruz. Bu kesinlikle okuyabilmek, yazabilmek, aritmetik çalışmalar ve uygun matematik yapabilmenin temeli hakkında. Ancak bunların hepsi bu teknolojinin uygulanmasıyla artırılabilir ve geliştirilebilir. Ve isterseniz abartabilirsiniz. Ancak bazı psikologlar çalışma yaşamına hazırlanan öğrencilerin çok fazla odaklanması ve artan ekran teknolojisi kullanımının ileride bu çocukların yalnız oyuncu senaryosu riskine maruz kalabileceği endişesini dile getiriyor.